Ve en pahalı market de tarım kredi kooperatifleri. Allah kahretsin, tanıyorum ya. Yemin ederim Salim ağabey, yazarım ya sinirden. Bak dolan bir şey alamadım, eve gidiyorum. Herkes kendi bünyesinde konuşacak, yorum yapacak ama gerçekleri asla yansıtmayacaklar. Şu anda memnunuz halimizden. Ben şu an sokaklarda kalıyorum, durumlardan dolayı. Samimi haber olarak halkın nabzını almaya devam ediyoruz. Gündemdeki başlıkları yine sizlere aktarmaya devam ediyoruz. Yüksek enflasyon ve enflasyon fırsatçılığına karşı temel tüketim malzemeleriyle ilgili zincir marketlerden bazıları fiyat sabitleme kararı aldı. Gelin halkın nabzını beraber yoklayalım. Yeterli değil hayat pahalılığı. Biz emekliyiz. Bir markete falan gittiğimiz zaman gerçekten 5-600 liradan 3 parça 4 parça bir şey aldığımız zaman 500 lira 600 lira. Zam da belli. Bu iktidar oldu olalı oyumu ben ona verdim. %30 da bu iş olur mu? Olmaz. Ve en pahalı market de tarım kredi kooperatifleri. %30 da iktidar olunmaz. Emeklileri gözden çıkarmasınlar. Zaten çıkarmışlardı şimdiye kadar. Bu sefer bari çıkarmasınlar. Ama çok pahalı olmuş. Gerçekten hayat çok pahalı olmuş. Yani buna bir çare bulmaları lazım. Yani tek istediğim hükümetin gitmesi lazım. Yani adam, az önce adamı gördüm, adam cebimde. Ya ben acım. 50 liram vardı, adama verdim. Dedim al git yemek. Allah kahretsin, utanıyorum ya. Yemin ederim Salim ağır yazarım ya sinirden. Dedilerse bize söylesinler, biz gidip oradan alalım. Ben şimdiye kadar da rastlamadım öyle bir yer. Nerede onlar? Yani söylüyorlar da neresi orası? Biz de gidip alalım. Bak dolan bir şey alamadım, eve gidiyorum. Yapacağım bir şey yok böyle. Bu uygulama bence yanlış. Yalan yani, çünkü sabit fiyat görmedi. Gidiyorsun markete, evet sabit fiyat diye gidiyorsun ama birçok markette bu uygulanmıyor. Bence bu insanları kandırmaca, aldatmaca yani. Enflasyon değişmediği sürece, durmadığı sürece herkes kendi bünyesinde konuşacak, yorum yapacak ama gerçekleri asla yansıtmayacaklar. Bu da bizim Türkiye'mizin gerçeği. Ben bilmiyorum yani, siz de halkın sesini dinlemek istiyorsunuz, bizi duyurmak istiyorsunuz. Teşekkür ediyoruz, emeğinize sağlık. Bayağı yüksek idi fiyat. Son 3-4 günden beri marketler aşağı inmeye başladı. Artık her şeyin içerisini öğrendiler. Devlet şu anda her şeyi normala çekti diyebilirim yani. Şu anda bir sıkıntı yok. Bir hatamız şu, insanoğlu namçördür, affedersiniz. Namçörüz hep beraber. Niçin? 20 sene önce neydi Türkiye, bugün ne oldu? Bazı inciciler var bunda, yani kusura bakmayın, özür dilerim. Cenab-ı Allah böyle insanlara musibet verecek, sıkıntı verecek. Ama şu andaki düzen, diyeyim sana, dört dörtlüklü değil. Ama eskiye nazaran çok iyidir şu anda. Şu anda memnunuz halimizden. Bir kaşar peynir olmuş 118 milyon yani. Düşün yani, 18 milyon tamamlanan lazım ki gidesin alasın. Ben şu an sokaklarda kalıyorum, durumlardan dolayı. Bir ev kirası olmuş 7-8 bin lira. Şimdi ben de genç olarak yani, onu veremem yani. O yüzden sokaklarda kalıyoruz yani. Bu büyüklerimize buradan sesleniyoruz. Bu duruma bir el atılırsa çok iyi olur. Vallahi marketteki sabit fiyatlar öyle gözüküyor. Fakat öyle gözüktüğü gibi değil. Ben devletten daha sıkı bir kontrol yapılması, daha bu işin üzerine gidilmesi. Herhangi bir sabit fiyat yok. Her şeyin fiyatı komple değişik. Her şey gün geçtikçe daha fazla. Yok ya, herkes kafasına göre farklı farklı etiket. Mağazalar hep aynı, market her şey. Türkiye ekonomi olarak batıyor zaten. Günden güne daha çok zam gördük yani. Benim 1 liraya 2 liraya aldığım çikolatayı şu an 17 liraya alamıyorum. Bence halkın buna bir dur demesi lazım. Bir tren gidiyor. Ama nerede duracağını, istasyon yok. Gidiyorsun burada 5, orada 10, orada 15, orada 20, fiyatlar böyle gidiyor. Yani bu halk ne yapacağını şaşmış.